en başta tarihin, tarihçiliğimizin büyük belalarından, dertlerinden ve maalesef ahlaksızlıklarından biri olan Sultan Abdülhamit'in hatıraları meselesini o işi en iyi bilen, çünkü o konuda yayını vardı, güzel. Ali abiden dinleyeceğiz. Arz edeyim. Çok şey, güzel. Estağfurullah. Hatta şeyden Süleyman Nazif'ten itibaren girersen İbn-i Emin yazar. Öyle yapacağız. Evet. Çok güzel. Öyle yapacağız. Evet. Biz ama susuyoruz. Bir iki kapak göster aslında. Şimdi efendim. Başlangıçta. Peşin şunu söyleyelim. Böyle bir kitap yok. Abdülhamit hatıralarını yazmamıştır. Şimdi. Dış kapağı göster. Var var. Hı? Dış öbüründe de var kapağı. Doğru mu? Var var, onda da var. Ha, varmış. Hı hı. Efendim. Abdülhamid'in hatıra defteri. Birisi kafi. Biri bu. Şimdi bunların hepsi aynı kitap sevgili seyirciler. İsimler değişik. Hepsi aynı kitap, hepsi yalan. İlaveli. Bahadır. İlaveli. Dur anlatacağız orayı, dur dur. Biraz sabret. Bu. Efendim ilk yayını zannedersem bu. Abdülhamid'in hatıra defteri. O ikincisi. İkincisi mi? Bu. Ondan sonra efendim. Bir diğer yayın. Sultan Abdülhamid. Siyasi hatıratım. Bu. Efendim, bir diğer yayın. Abdülhamit'in, Sultan Abdülhamit'in hatıra defteri. Bu. Hepsi bunların aynı kitap. Fakat her baskıya birileri o baskıyı kim yapıyorsa bir tarafından bir şey uydurmuş, 8 sayfa, 10 sayfa ilave yapmış. Yani Abdülhamit'in, Sultan Hamid'in bu palavra kitaplarda anlaşılacak şekilde söylemeye çalışayım. Daha da var. 2-3 baskısı daha var bunlar. Bunun şu anda bugün baskısı kadar, 20'den fazla efendim. Yapın ya. Tabii, Allah tabii. Aşkına. Evet. Ekmek yani, gibi satılıyor. Sultan Hamid'in cevap vermeyeceği konu yok bu kitaplarda. Diyeceksin ki mesela diyeceksiniz kuantum teorisini onunla yazar. Sorun yeni baskıyı onunla koyarlar. Hepsi palavra. Yani böyle bir kitap yok. Şimdi efendim Ali Hoca'yı dinliyoruz. Müşteri. Buyur hocam. Efendim hadise şu, arz edeyim. Estağfurullah. Şimdi bu Abdülhamit'in hatıra defteri meselesi bir kere bizim tarihimizin, yani bütün tarihimizin en büyük ahlaksızlıklarından birisi. Bunu başta söylemek lazım dümdüz bir ifadeyle. İsim misim vermeyeceğiz ama bir de aynı zamanda felaketlerinden birisi. Ahlaksızlık değil ama felaket. Şunun için felaket. Şimdi Türkiye'de bu felaketlerden sadece biri. Tarihçiler her şeyden önce hocam, kullanacakları... Hocam ne olur yorum yapma, olayı anlat. Arz ediyorum. Felsefi şeyle olayı bu anlat. Girişe... Nasıl başladı? Bu girişe... Kullanacakları kaynakları bilmiyorlar. Kullanacakları kaynakları bilmiyorlar. Bunu söylememiz lazım. Bu asıl felaket. Kaynak seçmeyi bilmiyorlar ve ciddiye almıyorlar. Şimdi Abdülhamit'in hatıra meselesi bunun sivri örneklerinden birisi. Hikaye 10 Şubat 1918 Abdülhamit'in ölümüne kadar gidiyor. Şimdi 10 Şubat 1918'de Abdülhamit öldüğü zaman hocam, Abdülhamit aleyhtarları falan ve savaşını getirdiği sıkıntılar, Abdülhamit milletin gözünde bir kere beraat ediyor. Bir de iddiaçılar artık bu felaketlerden sonra bütün sempatileri falan filan kaybediyor. Zaten kaybedileli çok oluyor. Yani 11 Haziran 1913'te Mahmut Cevdet Paşa'dan sonra... Evet hocam, Abdülhamit ölüyor, evet. Cemalettin Selver gibi biliyor musun? Dur ya. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanıp iddiaçılar yurt dışına kaçınca inanılmaz bir iddiaçı düşmanlığı başlıyor. Bir kere halka da yayılıyor bu. Bunlardan bir tanesi de ünlü ve kalemi zehirli yazarımız Süleyman Nazif. Şimdi Süleyman Nazif hakikaten fevri bir insan ama Türkçesi çok güzel, vatansever. Ya mesela Malta Geceleri'nin yazarı ya. Malta Geceleri'nin yazarı. Boş Herif'in yazarı. Kara Bir Gün Kara diye bir makalesi var. İşgal Günü İstanbul. İşgal Günü İstanbul'un anlatan müthiş bir şey. Çok sinirleniyor Franche Despere. Kimsesiz, sıtmalı ve desensiz geceler ne kadar gözyaşı döktüm bunu yıldızlara sor. Franche Despere felaket sinirleniyor hocam yazıya. Arretele füziyele diye feryat ediyor. Onu tevkif ediniz ve kurşuna diziniz diye. Bu Süleyman Nazif hocam Abdülhamit'in ağzından iddiaçılardan intikam almak için Utarit mecmuasında Hatıratı Sultan Abdülhamit hani Hatıratı Hamidi Sani diye getirecektim unuttum. Bir dizi yazı yazıyor.
Utarit diye bir dergidir efendim. Utarit diye bir dergi. Derginin yazarı, daha doğrusu çıkaran bu ünlü yazarlardan Mehmet Kemal'in babası sinemacı, mütercim Vedat Örfi Bengü. Vedat Örfi Bengü Paris seferi Örfi Paşa'nın torunlarından. Evet. Babası Mehmet Ali Bengü. Mehmet Ali Bey'in hanımı. Evet hocam, evet. Dur abi anlat. Anlatıyor çok abi, güzel. Anlatmak için çağırmadın mı? Abi sülalesini değil ya. Hatırlat anlatıcısı. Ama güzel. Yayıncının sülalesini nasıl şeydi anlatıyor. Nereden lazım geldi? Hocam. Devam et abi sen. Allah evet Allah. Hocam. Kestiğim kumaş uzun mu geldi? Hayır hocam, ceket olmuyor. Evet. Peki. Bu hatıratı yayınlıyor hocam. Çok muhtemelen o sıralarda rahmetli parasız. Kitap çok, dergi çok alaka çekiyor ve para kazanıyor. Benim tahminim. Sonra 1338'de Vedat Örfi Bengü bu hatıraları yayınlıyor kitap halinde. Fakat kitap halinde yayınlanırken hatıralar başına idare felsefesine dair Süleyman Nazif'in müthiş bir girişini ekliyorlar. İmzası yok. Ama bizim tahminimiz onu ancak birkaç yerde valilik yapan Süleyman Nazif yazabilir. Yazabilir diyor. Esasen metnin Türkçesi de muhteşem. Yani Sehli Mümteni denecek kadar güzel bir Türkçe. Abdülhamit'in Türkçesiyle de alakası yok. Yani resmi Türkçe. Ondan sonra bu kitap basılır. Hikaye kitabın basıldığı sırada, yani tefrika edildiği sırada başlar. İbn-i Emin merhum Süleyman Nazif'i azarlar. Yazar yapma böyle tabii şeyler diye. İbn-i Emin kitabının dipnotunda yazıyor bunu, son satırı azamlarda. Azarlıyor. Aslında İbn-i Emin 1870'lidir, Süleyman Nazif 69'ludur. Doğum tarihi itibariyle. Ama Süleyman Nazif'in inanılmaz bir saygısı var İbn-i Emin'e. Sesini çıkarmıyor. Tefrikayı da kesiyor. Fakat 38'de yazılırken yazı yazıyor. Anlaşılan parasız. Öldüğü zaman birkaç kuruş çıkıyor Süleyman Nazif'in cebinden 1927'de. Hatıratın hikayesi bir şahıs hakkında mezarını, isim vermiyoruz değil onun, mi? Mezarını belediye yaptırır ama. Evet. Ya. Emin Ali midir onun kardeşi? Kardeşi Münis Faik Ozansoy. Şey, Münis Faik pardon. Münis şey, Faik Ozansoy. Belediye yaptırır şeyi. Pardon, mesela, Faik Ali Ozansoy. Faik Ali, o da Emin Ali dedim. Faik Münis Ali. Faik Ozansoy'un babası. Faik Ali. Affedersin, evet. Babası. Beş para çok adam. Evet, parasız. Fakat, o zamanın tarihini söyleyebilirsin abi, 90 sene geçmiş. Evet. İsim söyleyebilirsin, evet. Eskilerden. Eskileri söylüyoruz ama 1946'da başlayan hikayeyi, bunları hazırlayanı söylemiyoruz değil mi? Hayır, söylemiyorsun, söylemiyorsun. Onu söylemiyoruz, tamam. Hocam 1946'da kitabın yeniden hikayesi başlıyor. Evet. 1946'da Bursa'da... Hocam affedersin. Utarit dergisindeki tefrika. Yazılı tefrika. Kitap olmadı mı sonra da? 38'de kitap oldu. Onu 38'de söyledim. Oluyor. O şeyin yayınladı. Evet, Vedat Örfi Bengü. Abi ne oldu? Miladi tarih söyle. Hayır, 1922. Ha? 22. Fakat hocam 1946'da zannediyorum 46'da yeniden hikayesi başlıyor. Yazdım bunu, uzun hikayesini. Bursa'da bir gazeteci diyor ki kitaplar gelmişti birisine. Bana da sordular. Bir defter çıktı. Bu defter bir askerin defteriydi. Biz aldık, baktık, Abdülhamit'in yazısı. Osman Senayi Erdemgil'in, askeri yazar, tarih yazarı, onun ailesinden gelmiş. O ismi veriyor yani. Sonra ben bu kitabı bastırdım diyor. Bastırıyor, Abdülhamit'in hatıra defteri diye. Yani sene? 46 veya 44. Şu anda tam hatırlamıyorum, bastırıyor. Yani o dergidekinden farklı bir şey mi bu? Aynısı. 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 Sonra ama defter geldi ve öyle keşfedip yaptı. Birisi anlaşılan ya yazdı ya da arkadaş gene esiyor. Uyduruyor. Uyduruyor. Sonra hocam 1960'da bu defter kapağı yeniden göster, basıldı. Kapağı göster. 1960'da yeniden basıldı hatıra defteri ama bunun girişinde uzun bir tetkik de vardır Abdülhamit hakkında. Şimdi 1974'te asıl felaket başlıyor. Bu. Evet. Bu sevgili seyirciler. Hocam 1970... Asıl popüler palavra kitap bu. Ben de, ve bu aynı kitap yani. İşte ben evet de onu aldımdı. Bende var o. Sonra bravo hocam 1974'te diyorlar ki bu gazeteye, gazete ismini de söylemiyorum. Tercüman gazetesi. Ben söylemiyorum. Onu ben söyleyeyim. Tercüman gazetesi efendim. Mahkemeye siz çıkarsınız. Rahmet, yoğunlu bir şey yok canım. Rahmetli Kemal Bey'e gidiyorlar. Kemal Yılıcıoğlu. Yani Nazlı Hanım'ın rahmetli eşi. O da iyi niyetli. Kemal adam. İyi niyetli tabii canım. Kemal Bey'e gidiyorlar. Kemal. İyi insan Kemal Bey. Allah evet. Kemal Bey'e gidiyorlar. Biz diyorlar Abdülhamit'in hatıra defterini bulduk. Müsaade edersin hocam.
Lütfen. Hatta Leipzig'te, Doğu Almanya'da efendim bombardımanlardan kurtulmuş bir evin mahzeninde efendim o bu kitabı daha önce uyduran zat arkadaşlarıyla Leipzig'e gittik diyorlar Kemal Ilıcağ'a. Orada bize kutsal bir emanet gibi orijinal el yazmasını verdiler. Kapalıydı, açıldı. İşte size devrettik bu mirası dediler. Bunu diyorlar, yayınlarsan gazeten çok tiraj alır. Ve bu sahte hikayeyle o şey yayınlandı. Ben ya üniversiteye başlamıştım ya lise sondaydım 74. O zaman. 74'te üniversiteye başladım sene. 74'te bir tiraj patlaması yaşadı tercüme. Tabii. Çok büyük olay oldu. Ama kitaplar önce çıkmış, kimsenin haberi yok. Herkes unutmuş. Haberi yok kimsenin.